الوعد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر مزقل مدن أنجبيز والتين والزيتون سورة سنة أربشا تفسير يا فردق شو أن أنضاك يا كيف من مكسولة الإنشانة تركي لا بونو إذا هتمي تشالش جاز. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين قردش ترم آبي لرم رب تبارك وتعالى برضا إنجيرا وزيتين يمين ديور نية بليور مصنف ne kadar Allah katında değerli olduklarını göstermek için. Ve biliyorsunuz Rabbim Tebareke ve Teala göklere, yerlere, semavata, dağlara, ovalara, denizlere yemin ediyor. Bu şanına yakışır bir şekilde sadece Yüce Allah'a has olan bir şekilde olan yemindir. Fakat insanoğluna gelince üzülerek söylüyorum, bazen insanoğlu ne diyor biliyor musunuz? Şerefime namusuma Kur'an çarpsın, ekmek çarpsın, çocuklarımın başına yemin ederim. Geçenlerde biri hanımımın başına yemin ederim diyor. Dedim ki niye? Diyor ki ondan kurtulmak istiyorum. Ya böyle yeminler olmaz. Hala bir kişi diyor ki kaynanamın başına yemin ederim. Ya öyle bir olmaz. Allah tebareke ve teala bizlere nasıl emrettiyse ve Muhammed nasıl gösterdiyse bu şekilde yemin etmemiz gerekiyor. Vallahi billahi tellahi. Evet. Vettin ve zeytun ve tur sinin. Tur sinin tur dağı. Ve dağ işte ve tur o sinin mübarek dağı anlamına geliyor. Peki bu dağ nerededir? Kimi diyorlar ki Arabistan'dadır, kimi Türkiye'dedir, kimi Endonezya'dadır. Ama doğru görüşe göre vallahu alem bu dağ Mısır'dadır. Sine diye adında bir yer var orada. Ve tur sinin ve hadel beledil emin. Bu mübarek beldeye yemin olsun. İşte Allah Subhanahu ve Teala bütün bunlara yemin ettikten sonra diyor ki bu bütün yeminler niçin? Şey için, insan için. Çünkü biliyor musunuz kardeşlerim, dünyada yaratılmış ne kadar mahluk varsa her şey insan için, insan da Allah için yaşar. Ondan dolayı insan la ma'budu bi hakkin illallah, hakkıyla ibadete layık olan Allah'tan başkasına kul olmayacak. Yaratan odur, yaşatan odur, kalkeden odur, kainatı rahmetiyle çepeçevre kuşatan odur. Madem ki odur, el haliku li hadihil eşya huvel mustahakku lil ibada. Bu eşyaları yaratan kim ise hakkıyla ibadete layık olan ondan başka kimse değildir. O da Yüce Allah'tır. Üzülerek söylüyorum. Madem ki yaratan Allah ise o zaman ne diye şirk salihe gidiyorlar? Geçen bir akrabamız, teyzemiz almış böyle koyunu Toros'a koymuş. Abla teyze nereye? Diyor ki şirk salihe. Ne yapacaksın? Diyor onu orada keseceğim. Niye? Diyor o Allah dostu orada makbuldur. Vallahi makbul değildir. Kesecekse git evinde kes. Niye orada? العبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. لا تسألي إلا الله ولا تتوكلي إلا على الله. لا تسألي وليا ولا نبيا إلا الله تبارك وتعالى. bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Çünkü tevhid ehli olan bir kişi vallahi kardeşlerin bütün yapmış oldukları ibadetler boşunadır. Çünkü Allah diyor ya قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. İnsanların amelleri, boşa gidenlerin kim olduğunu söyleyeyim mi? Kimdir bunlar ya Rabbi? İşte bunlar dünya hayatında iyi işler yaptıklarını zannederler. Fakat bütün amelleri, bütün zikirleri, bütün yapmışlar ibadetler boşa giden kimselerdir diyor Rabbim Tebareke ve Teala. Evet. Ve hâdel beledil emîn. El emîn Mekke'ye yemin ediyor Sübhane ve Teala. Lekad halaknel insana fî ehseni takvim. En güzel bir şekilde yaratmasına rağmen ona gidip ortak koşuyor. Değil mi? Yetiş, hakkınızı helal edin. Belki beni azarlayacak insanlar olabilir, kardeşlerim olabilir. Adam diyor ki yetiş ya Gavuf, yetiş ya Abdülkadir Ceylani, yetiş ya Benazir Bustami. Vallahi yetişemez. Yetişen Allah'tır Sübhane ve Teala. Bunları anlatacağız kardeşlerim. Bu dindir. Vallahi akide bozuk olan bir kişi Allah indinde hiçbir değeri yoktur. O açıdan hakkıyla Allah'ı birlemek lazım. Bakın amcamız gitti değil mi? Biz de gideceğiz. Bizden önce Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gitmiştir. Yüce Allah'ın kabirde ilk soracağı soru nedir biliyor musunuz? Tevhid, tevhid, tevhid.
جديد نصر إيمان ediyorsun. Abdülkadir Ceylani başımızın tacıdır. Allah dostları başımızın tacıdır. Ama ibadetlerimizi sadece ve sadece onları yoktan var eden Yüce Allah'a yapacağız. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنَ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ En üstün mertebe yaratmamıza rağmen onu en aşağısına indirdik. Niçin? Çünkü ona ortak koştu. Ona ortak koştu ve ortak koşmayı Allah kesinlikle affetmiyor. İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Thumma radnahu asfala safilin illa allazina amanu ve amilus salihati falahum ecrun gayru mamnun. Ancak müstesna olan kimlerdir? Allazina amanu. Neye? Allah'a, onun rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına, meleklere, kitaplara, Yüce Allah'ın emretmiş olduğu şekilde ve Resulullah'ın göstermiş olduğu şekilde iman edeceğiz. E hocam ben Müslümanım. E namaz? Namaz yok. Niye namaz yok? Birisi, namaz kılıyor musun? E hocam diyor, benim annem namaz kılıyor. Ya kıl, Allah yerham ümmet. Ya kıl, neyse annen namaz kılıyor. Ya kıl, senin komşun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir ya. Nasıl işte aman oluyor bu imanı? Dolayısıyla bakınız, her Müslüman, her mümin Müslümandır ama her Müslüman mümin değildir. Yani kullu mümin Müslüm ve leyse kullu Müslüm mümin. Bunu idrak etmemiz gerekiyor. Adam Müslümandır ama mümin değildir. Niçin? Çünkü Allah'ı hakkıyla birlemiyor. Uzatmıyor. Kısa olarak özet. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْد۪ينَ Ey Resulüm! Bu insanlar seni yanılıyor değil mi? Nasıl seni yanılıyorlar? Çünkü öz amcası Ebu Leheb diyor ki اِنَّهُ صَبِيُّ كَاذِبِ لَا تُصَدِّقُوا Bu yalancı bir çocuktur. İnanmayın buna. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülüyordu. Hani onlar diyordu ki اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Ya tek ilaha gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin dediği zaman yestekbirun. Kibirleniyorlardı. Ya Muhammed bu putlar var ya bizleri Allah'a yaklaştırıyorlar diyorlardı. Ve Allah Resulü çok üzülüyor. Allah onu teselli ederek İnneke la tehdi men ehbebte velakinnallaha yehdi men yeşâ. Fema yukezzibuke ba'du middin eleysallahu bi ehkemin hakimin. Hükmedenlerin en iyisi Allah değil midir Allah tebareke ve teala? Bela ya Rabbi cennet ehline cehennem, cennet ehline cennet, cehennem ehli cehenneme hükmeden kendisidir. Es'alallahul azim ve rabbul arşil kerim en yenfe'ana bima semi'na ve yeğfir lana zunubana ve yukeffir anna seyyiatina ve yetevaffana ma'al ebrar. Kulu amin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الخطايا والذنوب ونتوب إليك يا رب العالمين اللهم ارحمنا إذا جاء ملك الموت لقبض أرواحنا ثبتنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأكتاف اللهم ارحمنا إذا أدخلنا في المقابر اللهم ارحمنا إذا وضع الصراط فوق جهنم نجنا منه غالمين سالمين يا رب العالمين يا إله العالمين والآخرين وجامع الناس لميقات يوم الدين من ندعو وأنت الرب المعبود ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود نسألك يا ربنا أن ترحمه يا الله ارحمه يا الله ارحمه يا الله واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران يا رب العالمين إلهي ربي لو أنه ضيفنا كنا أكرمناه يا الله ولكن هو ضيفك وأنت أكرم الأكرمين وأنت رب العالمين وأنت رب المستضعفين اغفر له ذنوبه وكفر عنه سيئاته وتوفه مع الأبرار واجعله جارا لمحمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين الله Günahlarımızı rahmetinle affeyle. Yaşayanlarımıza hayırlar ihsan eyle. Son nefesimizde la ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ı söylemi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, dertlerimize deva ihsan eyle ya Rabbi. Ey şaşkınlığımıza doğru yolu gösteren bizim Rabbimiz. Rahmetine güvenerek kapına geldik. Kapından bizleri boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi sana geldik, kapına geldik. Gazabından korkup rahmetine sığındık. Rahmetinle bizleri affeyle ya Rabbi. Sen bizi koru ya Rabbi. Sen bizleri affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin affedeceğin birçok kulun var. Ama bizi affedecek senden başka Rabbimiz, senden başka mabudumuz, senden başka
يا خالق مزقر يا ربي رحمتنا بزر عصفين يا ربي يا ربي أم جمز رحمتي لا يا ربي أم جمز رحمتي لا أرم كبري بجنة بحجة ستة أيلا لأرم محمد صلى الله عليه وسلم كم شأيلا كم شأيلا كم شأيلا يا ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.